Hep şöyle tabii ki ya sen 3 tane 4 tane altyapıdan futbol onlardan ettiğin karla 40 milyona da futbolcu evet. Senin bütçen müsaitse al ben şöhretli futbolcuya yetenekli futbolcuya karşı değilim ki. Bir Quaresma iz bıraktı mesela geldi yani faydalı oldu şimdi Allah var. Ama bir de daha ya bir Ailton olayını sen bilir misin? Ailton olayını biliyorum. Ha, evet. Neyini biliyorsun? Mesela söyle bakalım. Teknik direktör Rıza Çalınbay'dan habersiz gelmişti. Aferin sana. Evet. Şimdi Rıza benim çok sevdiğim, Beşiktaş'ın da çok sevdiği kaptanımız. Rıza bizim de biraz payımız var, geldi. Şimdi bir baktık bir gün ben de Ümraniye'ye nadir giderim. Ben hep Fulya'dayım, fabrikadayım. O gün de gittim antrenmana. Bir gürültü oldu filan bir baktık. Ulan ya kaç kilo şimdi 90 kilo mu? Böyle bir adam bu kim dedik. Bu dediler Ailton. Rıza'nın hiç haberi yok. Baktı bana dedim aman Rıza bak ne yap bunu 2 ay sakın maçta filan oynatma. 2 ay şey almışlar. Kimsenin haberi yok. Ne ben yöneticiyim benim haberim yok. 2-3 kişi almışlar abi Ailton'u. Gene menajerler arada işte Ahmet Bulut'dur kimdir artık bilemiyorum. Neyse. Abi adam Ayge buzdolabı gibi. Dedim Rıza bak aman bunu şey tamam Sinan abi dedi. Abi de bak 3 gün sonra Ankara Gücü maçı var Ankara'da. Evet. Ailton sahada 9 numara. 30. dakikada artık seyirci falan da isyan ya. Şişko herif ya. Rıza oyundan aldı. Devre arasında Rıza'ya hücum ettiler biliyorsun değil mi? Evet. Duydun mu? Biliyorum. Ha, devre arasında evet. Saldırdılar Rıza'ya. Sen niye çıkarıyorsun diye. İşte bir ya yönetici var. Bu borç böyle oldu ya. Enişte kayınpeder. Ya. Adam orada atla antrenmanı basmış. Ta hem manyak hem şişko. Hem rahatsız hem şişko. Böyle adamları aldık ya. O paralar nasıl gitti işte.